Yapacağız öğretmenim sizlerle. Bu da eğitimin toplam değerlendirilmesi. Jonda Bey'in öğretmenim. Biliyorsunuz ki Jonda Bey bizde önemli. Ve Jonda Bey amcam öğrenci ve birey üzerinde durmuş. Bireyin ilgi, istek ve ihtiyaçları üzerinde durmuş öğretmenim. Bu nedenle önemli. Eğitimin toplam, neyse diyeceğiz öğretmenim burada, değerlendirilmesi diyeceğiz. Bu da kimin dedik? John Deveyant'ın. Şimdi John Devey bunu yaparken öğretmenim aslında eğitim sisteminin birçok ögesi var. Aslında dikkat ettiği nokta sistemin değerlendirilmesidir öğretmenim. Bu nedenle öncelikli olarak bu sistemi bir tanımamız gerekiyor sizlerle birlikte. Sistemin toplam 4 tane ana değişkeni var. Bunlardan birincisi öğrencinin başlangıçta sahip olmuş olduğu özellikler. Bunun doğrultusunda öğrenciye kazandırmak istediğimiz noktaların işlendiği kısım. Diğer adıyla program geliştirmedeki eğitim durumlarına karşılık gelir. Ve bunun doğrultusunda ortaya çıkan neler öğretmenim? Yeni ürünler. Ve bunun kontrol mekanizması da ne üzerinde duracak öğretmenim burada? Geri bildirim üzerinde duracak. Şimdi öncelikli olarak bu değerlendirme modelini anlayabilmeniz için öğretmenim, bu süreçte mutlaka sizin girdi nedir bunu bilmeniz lazım, işlem nedir bunu bilmeniz lazım, çıktı nedir bunu bir bilmeniz lazım öğretmenim. Şimdi bir durumun sistem olabilmesi için mutlaka içerisinde yer alan ögelerin birbiriyle nasıl olması gerekli öğretmenim? İlişkili olması gerekli. En az iki öğenin. Yani girdi tek başına bir sistem olabilir mi öğretmenim? Olamaz. Ama girdiyle işleme aldığınızda bir sistem olabilir mi? Olabilir. Mutlaka en az iki öğenin ilişkisi olacak. Sadece işlem bir sistem olabilir mi öğretmenim? Olamaz. Ama işlem ve çıktı benim için bir nedir burada? Sistem olabilir. Bu nedenle mutlaka bu öğeler arasında bir ne olmak zorunda öğretmenim? İlişki olmak zorunda. Şimdi bu öğeleri akıllı tahta yardımıyla bir tanıyalım. Nelermiş bunlar? Bir bakalım öğretmenim. Bak öğretmenim, ortak bir amaç doğrultusunda etkileşimde olan ögelerin bir araya gelmesidir diyor sistem için. Ve sistemin 4 tane temel öğesi vardır diyor. Şunu asla unutma öğretmenim. Şunu kullanalım burada. Ortak bir amaç doğrultusunda mutlaka öğelerin birbiriyle nasıl olması gerekli? İlişkili, yani etkileşim içerisinde olması gerekli. Şimdi öğretim sürecine başlamadan önceki bütün süreçlerin hepsi birer nedir öğretmenim? Girdidir. Öğretim süreci içerisinde kullanılan her bir öge birer nedir öğretmenim? İşlem öğesidir. Öğretim süreci bittikten sonra ortaya çıkan süreçteki unsurların her biri çıktıdır. Ve bunların doğrultusunda hedeflerin ulaşılma düzeyine bakıldığı yerde dönüktür. Yani geri bildirim kısmıdır öğretmenim bu süreçte. O zaman girdi sisteme başlamadan önceki süreçse öğretmenim. Şimdi burada neler girdi öğeleri olabilir? Ben şimdi burada bir örnek vereceğim size. Şimdi kimi vereyim? Kendimi vereyim öğretmenim. Diyelim ki ben işte bir gün kafeye gittim, oturdum. İşte bakıyorum karşımda çok yakışıklı bir çocuk var. Çocukla kesişmeye başladım. Çocuk bana bakıyor, ben çocuğa bakıyorum. Çocuk benim başlangıçtaki özelliklerimle gördü, beğendi. Nedir? Boyum, postürüm, cinsiyetim, farklı tercihleri yoksa tabii. Bunun dışında işte kaşım, gözüm, işte şu an zihnimde olan bilgilerim. Bunların her biri benim için birer nedir öğretmenim? Girdi. Sonra çocukla işte oturduk, sohbet ettik, telefon numaralarımızı aldık. Dedik ki 2 gün sonra tekrar buluşalım. Kadın millet uslu durur mu?
durmaz. Ne yapacak? Kendini daha çok beğendirmeye çalışacak. Nereye gidecek direkt öğretmenim? Kuaföre. Git de kendine bir takım neler yaptıracak öğretmenim? İşlemler yaptıracak. Gittim işte saçım kumraldı, saçımı ne yaptım? Siyaha boyattım. İşte saçlarım uzundu, saçlarımı kestirdim. İşte gözüm yeşildi, ne yaptım? Kahverengi lens taktım gibi. Makyaj sızdım, işte ne yaptım öğretmenim? Makyaj yaptırdım. Bak bunların her biri benim için mi nedir öğretmenim? İşler. Ortaya yeni bir ürün çıktı. Çıktı mı? Bak başlangıçtakinden farklı mıyım ben artık? Evet, uzun saçlıydım, kısa saçlı oldum. İşte bunun dışında makyajsızdım neydi öğretmenim? Makyajcı oldum. En önemli kısma geldim. Nereye gittim öğretmenim? Kafeye. Ne yapacağım artık? Çocukla buluşacağım. Ne bekler kadın millete? Aman Allah'ım ne kadar güzel olmuşsun, dünya güzelim gibi ifadeler bekler. Oturdum, çocuğu bekliyorum. Çocuk geldi, beni tanımadı. Geldi yanıma, ne bu halin dedi, maymuna dönmüşsün dedi. Aldın mı geri bildirimi öğretmenim? Tokat gibi. Nereye tekrar ağlaya ağlaya? Kuaföre. Ne yapacağım yine? Değişiklik yaptıracağım kendime. Yani hangi öğeyi kullanacağım o zaman öğretmenim burada yine? İşlem. O zaman bak öğretmenim, sistemin en önemli öğesi, yani bana tokat gibi geri gelen kısmı neresi öğretmenim? Dönüttür. Bu nedenle sistemin vazgeçilmez öğelerinden bir tanesidir. Ama sistemde değişiklik yaptığım öge hangisi öğretmenim benim? Nere değişiklik yaptım ben? Tabii ki bununla. Bu nedenle sistemde öğretmenim değişiklik yapabileceğim öğe hangisi olacak öğretmenim benim burada? İşlem öğesi olacak. Bu nedenle işlem öğesi olmadan olur mu öğretmenim? Olmaz. İşlem mutlaka bulunacak öğretmenim bunların içerisinde. En önemli sistemin öğesi hangisi olacak? Dönün. Şimdi bunları bir irdeleyecek olursak, hadi eğitim sistemimize bir dönelim. Eğitim sisteminin girdileri neler olabilir? Sürece başlamadan önce olacak. Şimdi sürece başlamadan önce ele alıyorsam, öğrenci benim için bir girdi olabilir mi öğretmenim burada? Tabii ki olabilir. Öğrencinin nesini alabilirim ben burada? Her şeysini alabilirim. Bak öğrencinin yaşı benim için bir girdidir. Öğrencinin cinsiyeti benim için bir girdidir. İşte öğrencinin zihninde sahip olduğu bilgiler benim için bir girdidir. Yani öğrencinin hazır bulmuşluk düzeyi. Ya da öğrencinin sayısı benim için bir girdi midir öğretmenim? Mutlaka. Ya da işte okula alınan yeni personel. Atanıp gidiyorsunuz, o okul için ne olacaksınız? Siz bir girdi olacaksınız artık. Ya da okula alınan yeni bir fotokopi makinesi. Yani araç gereç. Hatta programın içerisinde yer alan neler öğretmenim? Hedefler. Bunların her biri benim için bir girdidir. Hatta kullanılan neler öğretmenim? Programlar. Başlangıçtaki her şey benim için bir ne olacak öğretmenim o zaman burada? Girdi. Ve bu öğretim süreci içerisinde yaptığım her şeyde bir nedir? İşler. Öğretme öğrenme etkinlikleri de hangi öğeye işaret ediyordu? Eğitim durumlarına. Neler vardı hatırlayın. Kullanılan yöntem teknikler bir işlemdir. Kullanılan araç gereç bir nedir öğretmenim? İşlemdir. Bunun dışında kullanılan ortam bir işlemdir. Kullanılan süre bir işlemdir. İşte öğretim hizmetinin nitelikleri. Ben buna kısacası PİDE diyorum öğretmenim. Yani çocuğa işte pekiştireç verme. Bunun dışında istenilen zamanda yeri geldikçe anlamlı ipuçları verme. Çocuğun etkin katılımını sağlama. Bunun doğrultusunda öğrenciye verilen işte nedir öğretmenim? Dönük ve düzeltme etkinlikleri. Yani eğitim durumlarının bütün ögeleri eşittir bir nedir öğretmenim? İşlemdir. Ve bunlar doğrultusunda öğretim süreci bittikten sonra ortaya çıkan her türlü yeni şey benim için bir nedir öğretmenim burada? Çıktıdır. Yani ortaya yeni bir ürün çıkıyorsa, ortaya yeni bir yaşantı çıkıyorsa, bunların her biri birer ne olacak öğretmenim? Çıktı olacak. Mesela şunlar da olabilir mi? Tabii ki. Bak öğretmenim, öğrenci sayısı çıktı olabilir. Öğrencinin yaşı bir çıktı olabilir. Öğrencinin nesi öğretmenim? Cinsiyeti bir çıktı olabilir. Ya da hatta araç gereç bir ne olabilir öğretmenim? Çıktı olabilir. Neye dikkat edeceksin? Öğretim sürecine başlamadan önceyi dikkate alıyorsa bir nedir öğretmenim? Girdidir. Örneğin
öğretme öğrenme sürecinde öğrencilerin başarılı olabilmeleri amacıyla okula yeni alınan bir fotokopi makinesi. Girdi midir, işlem midir, çıktı mıdır? Bak sürecin başında bir ne olacak öğretmenim? Girdi. Bir öğretmen edebiyat dersinde öğrencilerine süreçte materyaller yaptırmış ve dersin sonunda herkes orijinal ürünler ortaya çıkartmışlardır diyor. Bak burada ortaya çıkan orijinal ürün ya da orijinal araç gereç bir nedir artık benim için öğretmenim? Çıktıdır. Bak şimdi okulun sahip olduğu öğrenci sayısı, diyelim ki bir okulda 30 tane kız öğrenci var, 40 tane de erkek öğrenci var. Bu okul için bir nedir öğretmenim? Girdidir. Süreçte 3 tane kız öğrenci nakil geldi. Öğrenci sayısında bir artış meydana geldi mi öğretmenim? Evet. Bak süreç bittikten sonra bir artış meydana geliyorsa bu artık bir nedir? Çıktıdır. Cinsiyeti nasıl değişiyor diyeceksiniz şimdi bana. Bak öğretmenim cinsiyet değişmiyor. Kızken erkek erkekken kız olmuyor tabii ki de. Cinsiyet miktarı arttı burada öğretmenim. Yani 30 kızken kaç oldu? 33 kız oldu. Bu nedenle cinsiyet de olabilir. Her yıl otomatik olarak yaş ilerlediği için o bine de olabilir öğretmenim. Çıktı da olabilir. O zaman girdi sürece başlamadan önce alınan unsurlar. Öğretim süreci içerisinde yaptığım her şey bir işlem. Öğretim süreci sonunda ortaya çıkan her türlü yeni unsur bir çıktı. Ve bunları kontrol eden mekanizmanda hangisi öğretmenim benim? Geri bildirim kısmı. İşte sistemin öğelerini tanıdıktan sonra. Bak öğretmenim o zaman sistemde mutlaka öğelerin birbiriyle nasıl olacakmış öğretmenim? İlişkili olacakmış. Sistemin en önemli öğesi neymiş öğretmenim? Geri bildirim. Mutlaka bulunması gereken öğe, değişiklik yapabilmeniz için. Hangisi öğretmenim? İşlem öğesi. Bunun dışında bu öğelerin yer almasıyla oluşan bir takım sistem çeşitlerim var. Ona da burada bakacağım öğretmenim. 3 tane sistem çeşidim var. Bunlardan birincisi açık sistem. Bir diğeri öğretmenim yarı açık sistem. Bir diğeri ise ne olacak öğretmenim? Kapalı sistem. Bak öğretmenim eğitim sistemi açık bir sistemdir. Girdisi var, işlemi var, çıktısı var, dönütü var. Bütün öğeler eğer tam olarak yer alıyorsa, yani 4 öğemin 4'ü de bulunuyorsa ben buna nasıl bir sistem diyeceğim öğretmenim burada? Açık bir sistem diyeceğim. Öğrencim var. Yöntem, tekniğim, araç gerecim, ortamım, süremi ayarlıyorum. Orada ders anlatıyorum. Sonra çocuk bilgiyi öğrendi mi, öğrenmedi mi, yeni ürünler ortaya çıktı mı onlara bakıyorum. Sonra kontrol mekanizmasıyla da işte sınavlarla, portfolyolarla, rubriklerle ne yapıyorum öğretmenim? Öğrencilere dönüt veriyorum. Bu nedenle eğitim sistemi nasıl bir sistemdir öğretmenim? Açık bir sistemdir. 4 tane öğeyi içerisinde barındırıyorsa buna nasıl sistem diyeceğim öğretmenim? Açık sistem. Peki yarı açık sistem ne? Yarı açık sistemde de öğretmenim dönüt öğesi yeterli miktarda bulunmaz. Yani nasıl oluyor bu? Yeterli miktarda bulunmaz derken, yeterli olursa zaten o nasıl bir sistem olur öğretmenim? Açık bir sistem olur. Yarı açık sistemde girdisi vardır, işlemi vardır ve nesi vardır öğretmenim? Çıktısı vardır. Ama geri bildirim öğesi ya yetersizdir ya da nedir öğretmenim burada? Yoktur. Dönüt öğesi hariç bütün öğelerim var. Böyle bir sisteme nasıl bir sistem diyorum öğretmenim ben? Yarı açık sistem diyorum. Şimdi diyelim ki bir fabrikayı düşünün öğretmenim. Fabrikada işçin var, malzemelerin var, çikolata fabrikası olsun, sütün var, şekerin var, unun var, işte araçların var. Bu fabrikadaki bu insanları çalıştırıyorsun, ortaya ürünler çıkıyor. Şekli bozuk da çıkabilir, işte şekli düzgün de çıkabilir, sağlıklı da olabilir, olmayabilir de. Bunları kontrol etmiyorsan, edemiyorsan bu nasıl bir sistem türüdür öğretmenim? Yarı açık bir sistemdir. Bu nedenle yarı açık sistemde dönüt öğesi ya yetersizdir ya da nedir öğretmenim? Yoktur. Peki kapalı sistem ne? Bak kapalı sistemde zaten dönüt diye bir şey yok. Ya girdisi eksiktir ya da nesi eksiktir öğretmenim? Çıktısı eksiktir. Bak eğer girdisi eksikse öğretmenim hangi öğelerden oluşacaktır burada? İşlem
artı nelerden oluşacaktır öğretmenim? Çıktı öğelerinden oluşacaktır. Ama çıktısı eksikse hangi öğelerden oluşacaktır öğretmenim? Girdi artı işlem öğelerinden oluşacaktır. Örneğin diyelim ki doğuya atandınız, gittiniz öğretmenim. Doğuya atandınız, bir gittiniz ki okulda ne malzeme var, ne öğrenci var. Bak nesi eksik öğretmenim burada? Girdisi eksik. Girdisi eksikse otomatik olarak o süreçte şunları ne kadar etkili kullansanız da ortaya çıkacak üründe mutlaka eksiklikler ortaya çıkacaktır. Bunun zaten nereden kaynaklandığını bilmiyorsunuz. Bu nedenle kontrol mekanizması da olmayacaktır. Ya da öğretmenim bak şu şekilde düşün. İşte Uludağ Üniversitesi'nde Fransızca öğretmenliğine her yıl yaklaşık 3000 tane öğrenci alınıyor. Bak girdisi var bunun. 3000 tane öğrenci alıyorsun ama bunlar işte süreçte ders anlatılıyor, öğretmenler yöntem teknikleri kullanıyorlar. Ama mezun sayısı yaklaşık 1000. Girdiye bak 3000. Normal olabilmesi için çıktının da ne olması lazım öğretmenim? Burada 3000 olması lazım. Ama burada çıktısı nasıl öğretmenim bunun? Yetersiz. Bu nedenle girdisi ya da çıktısı yetersizse ben buna nasıl sistemleyeceğim öğretmenim burada? Kapalı sistemleyeceğim. Bak sistemi tanıdık öğretmenim. O zaman sistemde girdi öğesi olacak, işlem öğesi olacak, çıktı öğesi olacak ve ne olacak öğretmenim? Dönüt olacak. Bak öğretmenim her sistemde mutlaka bulunan öğe hangisi? Bak bunda bütün hepsi var. Bunda ne eksik? Dönüt eksik. Bunun girdisi ya da nesi eksik öğretmenim? Çıktısı eksik. Ama hepsinde mutlaka bulunan öğen hangisi öğretmenim? İşlem. Bu nedenle mutlaka bulunacak öğen işlem olacak. Ama en önemli öğe diyorsa kontrol mekanizması hangisi olacak öğretmenim? Dönüt öğesi olacak bu süreçte. Bak öğretmenim şimdi bunları irdeledikten sonra döndüm eğitimin toplam değerlendirilmesine. Eğitimin toplam değerlendirilmesinde eşittir sistem dedik. Burada da öğretmenim sistemin eğer girdi, işlem ve çıktı öğelerinden oluşuyorsa biz bu modele uygunluk ve olasılık modeli diyoruz öğretmenim. Yani eğer soruda size girdi, işlem ve çıktı öğelerinin değerlendirilmesinden bahsediyorsa eşittir aklınıza ne gelecek öğretmenim burada? Uygunluk, olasılık modeli gelecek. Yani burada da diyor ki aslında olası iki durumun birbirine uygunluğu kontrol edilir diyor. Yani işlemler girdilere uygun olarak düzenlenebilmiş mi? İşte yapılan işlemler sonucunda çıktılar yeterli olmuş mu? Olası iki durumun birbirine nesine bakılacak öğretmenim burada? Uygunluğuna. O zaman uygunluk olasılık modeli deyince aklıma girdi. İşlem artı hangi öğeler gelecek öğretmenim burada? Çıktı öğelerim gelecek bu süreçte. Bunun dışında iki tane daha model görmüştük. Birincisi Tyler'ın hedefe dayalı değerlendirmesi. İkincisi de Bloom'un ne dedik öğretmenim? Program ögelerine dayalı değerlendirmesi. Şimdi eğer ki size hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı sorgulanıyorsa, yani direkt hedeflerin belirlenmesi, eğer hedeflerin belirlenmesinde bir sıkıntı yok, öğretilmesinde sıkıntı var diyorsa, eğitim durumları öğesi sorgulanıyorsa, Tyler'ın hedefe dayalı değerlendirmesi. Eğer 4 öğenin 4'ü de sorgulanıyorsa, hedef, içerik, işte eğitim durumları, artı öğretmenim değerlendirme öğeleri sorgulanıyorsa, aklıma program öğelerine dayalı değerlendirme modeli gelecek. Eğer girdi, işlem, çıktı öğesinden bahsediyorsa aklımıza da direkt ne gelecek öğretmenim? Uygunluk olasılık modeli gelecek. Değerlendirme ile ilgili sorular gelirse değerlendirmenin temel amacı sorulabilir size. Ya da bu 3 tane değerlendirme modeliyle ilgili karşınıza bir tane soru gelebilir. Ama genellikle tercihleri hedefe dayalı değerlendirme ve program öğelerine dayalı değerlendirme. Hadi bunlarla ilgili sorulara bir bakalım nasıl karşımıza çıkıyor. Diyor ki bir öğretim programının içerik boyutu değerlendirilirken aşağıdaki sorulardan hangisine evet yanıtı alınırsa içerik için uygundur denilebilir diyor.
Yani sadece ben burada neyi sorgulayacağım demek ki öğretmenim, içeriği sorgulayacağım. Şimdi öğrenci davranışı olarak ifade edilmiş mi? Ben bu soruyu nerede soruyordum? Hedeflerin içerisinde. Bak burada hedefi sorgulayacağım. Öğrenci merkezli etkinliklere uygun mu? Bak diyor ki etkinlikler. Yani eski adıyla nedir öğretmenim? Hangi öğenin kontrolü olacak burada da? Eğitim durumlarının kontrolü olacak öğretmenim bu süreçte. Eğitim süreci sonunda ortaya çıkacak ürün tanımlanmış mı? Yani ne diyor öğretmenim sana burada? Değerlendirme öğesinden bahsediyor aslında. Süreç sonuçta ortaya çıkacak üründen bahsediyor burada. Öğretim materyalleri belirtilmiş mi? Yani neden bahsediyor yine öğretmenim bu süreçte? Eğitim durumlarından yani etkinliklerden bahsediyor sana. Çağdaş bulgulara dayalı mı? Yani güncel mi? Ben bunu nerede soruyordum? İçerikte soruyordum. Bu nedenle bunun doğru seçeneği hangisidir öğretmenim burada? A seçeneği olmalı.